İşin sonu nereye varacak böyle ana? Nicedir elimize böyle kısmet geçmemişti. Bu işle nefes alırız, düze çıkarız. Lakin... İçinde tarifsiz bir huzursuzluk var değil mi kızım? Hem de nasıl ana? Ertuğrul Bey'im Ural Bey'e de Candar Bey'e de güvenmez. Her sözünü tartarak söyler, sen de görürsün. Peki ya Aliyar, Aslıhan? Ana, onlar da aynı otağın, aynı babanın evlatları değil mi? Ya ileride bir mesele dallanıp budaklanıp içinden çıkılmaz bir hal alırsa biz o vakit ne edeceğiz? Aliyar da, Aslıhan da babalarını, ağabeylerini çiğneyip bizim hakkımızı mı savunacaklar? Hem o Aslıhan denen hatun. Ne olmuş ona? Frenklerin kilim işini, kendi obasının çıkarlarını çiğneyip de niye Ertuğrul Bey'e söyledi ana? Belli ki iş ortaya çıkınca babası Candar Bey'i bile karşısına almıştır. Bir de Çolpan denen bir hatun var. Gözleri fel fecre okur. Lakin unutmayasın ki Kilimhane'de sana yardım edecekler. Sen ne istersen hepsini yerine getirecekler. Biz rızkımızın peşindeyiz kızım. Her Allah'ın günü ırgat gibi pazara gidip kilim dokuyacağız. Bundan sonrası Allah'ın takdiri, Ertuğrul Bey'in işidir. Thank you.
Atlarımızı batıya sürdükçe dünya düzeninin değiştiğini görür oldum. Doğunun da batının da tek hakimi altındır Turgut. Tanrımızı içimize gömdüler. Üstünü de altınla örttüler. Hristiyan dünyasının haçlı savaşları aslında sadece altın içinde. Bu düzene ayak uyduran ayakta kalır. Uyduramayan da ölüp gider. Çöldeki bir semender gibi. Esamesi bile okunmaz. Görmek isteyene her daim yeni kapı açılır. Yeter ki gözlerini açık tutsun her kişi. Demek buradaydınız. Altının cihana nasıl hükmettiğini, insana nasıl yeni fırsatlar sunduğunu konuşurduk abi. Hele ki sizin gibi büyük ve cesur bir savaşçıya. Sizin gibi büyük ve cesur bir savaşçının yaptıklarını elbette herkes bilecek, duyacak. Ertuğrul Bey'le birlikte o Moğol pisliğine neler yaptığınızı herkes biliyor. Adı neydi? Noya. O Noya'nın içinden kurtulana kadar Ertuğrul Bey'in yaptığı hatalar yüzünden kaç canımızı yitirdik bilseniz öyle demezdiniz. Ertuğrul Bey'in basiretsizliği senin yiğitliğine gölge düşürmez Turgut Alp. Tapınakçıların vücudunda bıraktığı izler o soysuzlarla nasıl mücadele ettiğini gösteriyor. Sen nereden biliyorsun bunu? Tapınakçıların Papa soysuzunun emrinde halkımıza neler yaptığını en iyi ben bilirim. Nasıl işkence ettiklerini de. Tapınakçılar bütün ailemizi katletti. Sadece Maria ile ben hayatta kaldık. Sırf Papa'nın inancında olmadığımız için bütün ailemizi katlettiler. İsa'ya olan bağlılığımız ve inancımız ailemizi kurtarmaya yetmedi. Başınız sağ olsun. Üstad Simon, bir misafiriniz var efendim. Müsaadenizle. Sultanın casusu kaçmış. Üstad Simon. Ertuğrul'u elinizden nasıl kaçırdınız? Sultanın casusu Ertuğrul değildi. Ne dedin sen? Onu yakaladım. Onunla konuştum. Ertuğrul değildi. Sonra adamları geldi. Adamlarımızın hepsini öldürdü. Tristan olmasaydı ben de ölecektim. O halde yüzünü gördüm. O zaman söyle. Peki kimdi? Kim olduklarını öğrenemedik. Ama o senin kim olduğunu biliyordu Üstad Simon. Ne dedin? Bana vaftizci Yahya'yı sordu. Mekanına gelip başını yıkacağını söyledi. Sultanın casusu Ertuğrul olmadığına göre Üstad Petruccio ile Şövalye Titus'un intikamını almalıyız. Ertuğrul yarın mutlaka ölmeli Üstad Simon. Ertuğrul yarın benimle görüşmeye gelecek. Gerekeni yapacağım. Bütün tedbirleri alın. Hanın içinde ve dışından gereken bütün tedbirleri alın.
Emrim olmadan kimse hareket etmeyecek. Neden hemen harekete geçip bu işi bitirmiyoruz? Çünkü bulduğunuz adamın sultanın casusu olduğundan emin değilim. Sonra da beyim, köle taciriyle o dövüş orozu kılıklı herifin kaçmasına müsaade ettik. Doğan nerede? Vazifesini yerine getirmiştir beyim. Şimdi saklanır, senden emir bekler. Sultanın casusunun sen olmadığını artık inanmışlardır beyim. Sultanın casusu olarak karşılarında seni değil de Doğan'ı görünce şaşırmışlardır. O kadar emin olamayız Dündar. O halde o Vahdizci Yahya denilen adamın işini hemen bitirmeliyiz beyim. Ortodoks Rumların arasına gizlense de tapınakçıların adamı olduğu aşikardır beyim. Kuzu postu giymiş bir kurt. Seni öldürmek isteyeceklerdir beyim. Ayağına kadar çarmaların nedeni de budur. Biz yine de gideceğiz Dündar. Ya bir tuzaksa? Seni orada öldürmek isteyeceklerdir beyim. Bu çok tehlikeli. Hakkında istediğim her şeyi öğrenene kadar yaşamasına izin vereceğim. Eğer beni öldürmek isterse onu öldürmekte tereddütüm olmayacaktır. Yarın o hana gideceğiz. Kim öle, kim kala hep beraber göreceğiz. Beyim, Haçaturyan Usta seni görmek ister. Gelsin Abdurrahman. Gel Haçaturyan Usta. Size çok iyi haberlerim var beyim. De hele. Tanrı'nın yardımıyla madenin yatağını bulduk sanırım. Daha ne kadar altın var bilmem. Ama çalışmak lazımdır. Güzel. Bundan kimsenin haberi olmasın Haçaturyan Usta. Ser ver, sır verme. Oraya hangi alplerle gidiyorsan aynı alplerle gitmeye devam edesin. Emrin olur beyim. Her ne olursa olsun, yarın Simon'la bu meseleyi halledesiniz. Ural. Buyur baba. Sakın ola, Aliyar kardeşini çiğneyip işi yokuşa sürmeyesin. Obamız için hayırlı olan neyse arkasındayım baba. Gördüm ki hayırlı olan senin o mübarek dudakların arasındaymış. Çoban, sen de Halime Hatun'un sözlerinden çıkmayasın. Merak etmeyesin bey. Müsaadenle beyim. Senin bir diyeceğin var mı kızım? Halime Sultan'ın kilimdeki, dokumadaki ustalığını nicedir duyardım. Şehzade babasıyla nice memleketi gezerken çok şey öğrenmiştir. Böylece bildiği, tecrübe ettiği ne varsa biz de öğrenmiş oluruz baba. Aferin kızım. Kibirle değil, akılla bir işe bakınca her daim kazançlı çıkarız. Aliyar, senin bir diyeceğin var mı? Verdiğin karar en başından doğrudur baba. Bizim obanın hatunları bu dar vakitte onca kilimi yetiştiremezlerdi. Simon'a gelince, Ertuğrul Bey'le yarın bu işi halledip çalışmaya başlarız baba. Hayırlı olsun.
gayrı ok yaydan çıkmıştır. Varıp tam da senin kalbine konmuştur beyim. Bu babamın kaçıncı tuzağı, kaçıncı ihanetidir Çolpan Hatun? Artık sayamaz oldum. Sen obamızın başına musallat olacak Ertuğrul belasına haddini bildirdin. Kilimlerini yakıp kayıların bize rakip olmasına mani oldun. Dünyanın düzeni buysa gerekeni yaptın. Lakin baban bunun kıymetini idrak edemez. Ertuğrul korkusundan onu da, avradını da, o çok bilmiş anasını da başımıza musallat etti. Binlerce altın kazanacağımız o işi altın bir tepside gitti ona sundu. Ama bilesin ki bu işin de altından kalkacağım. Babam da, Ali Yar da, Aslıhan da boylarının ölçüsünü alacaklar. Sonra diyelim bu belayı savdın. Sonra ne olacak? Babandan, kardeşlerinden kim bilir daha ne tuzaklar, ne ihanetler göreceksin. Belli ki baban kardeşlerini senin önüne koyar. Seni peşlerine takar. Onlara itimat sana tımar düşer. Dedim ya, boylarının ölçüsünü alacaklar. Senin için rahat olsun. Senin yanında her daim içim rahattır beyim. Lakin Ali Yar ve Aslıhan oldukça asla emin olamayız. Obamızın yolu uzun ve kutludur hatun. Biz büyük ve güçlü bir obayız. Zayıfların hükmü altında, keferenin kılıcı altında mevsimsiz düşen bir kar tanesi gibi eriyip gideriz. Ama erin Ural buna asla müsaade etmeyecek. Nasıl? Gayrı bu obada iki kardeşim de yaşayacak yüz bulamayacaklar kendilerinde. Babam da yalnız kalacak. Nasıl olacak bu? O çok itimat ettikleri Ertuğrul sayesinde. Yarın öyle bir oyun oynayacağım ki ona rezil rüsva olacak. Simon da gidecek, böcek gibi ezecek onu. Mis gibi kokarsın hatun. Sadece senin için beyim. Hoş geldin beyim. Hoş bulduk Halime Sultan. Hala tedirgin misin Halime Sultan? Ural Bey belli ki bu işe taş koymak için elinden geleni yapacak. Simon tüccar adam. Eninde sonunda alacağı altına bakacaktır. Ural Bey'in gözyaşlarına değil. Öyle haklısın. Ya Aslıhan? Ne olmuş ona? Beyim çok mu saf yoksa çok mu akıllı ben bir türlü anlayamadım. Ne demek bu Halime? Frenklerin gelip de kilim alacağını sana söyleyen Aslıhan Hatun'du. Böyle bir şeyi niye yapsın beyim? Sen ne düşünürsün? Bilemem beyim. Lakin belli ki sana karşı... Sana karşı olan saygısı Ali Yar Bey'e olan saygısı kadar büyüktür. Bunu görürüm. Bir yanda Çolpan'la Ural, öte yanda Ali Yar'la Aslıhan. Düşündüğüme gelince beyim,
Candar Bey'in evlatlarının arasına girdik. İşimiz hiç kolay olmayacak. İşin başında sen oldukça her şey hallolacaktır Halime Sultan. O yüzden senle anamın işin başında olmasını istedim. Yoksa bu işin yürümeyeceğini ben de bilirim. Hem sizin sayenizde Çavdar Obası iyi kilim yapmayı öğrenecek. Hele bir Simon'la anlaşalım. Abimle Toktamış Bey'in arasındaki mesele neydi aslan? De hadi. Simon'un pazarı mıydı mesele? Evet. O uğursuz pazar. Aralarındaki husumeti büyüttükçe büyüttü. Ne oldu? Anlat bacım. Ural'ın haksız kazanç elde ettiğini öğrendi Toktamış Bey. Ural bir yanda, Çolpan bir yanda. Bu işin altından nasıl kalkacağız abi? Çolpan Hatun'a sen, abime ben göz kulak olacağım. Yanlış bir şey duyarsan hemen bana haber edesin aslan. Merak etme abi. Vay vay vay. Hayırlı geceler. Sana akıl vermeye geldim Aliyar. Ertuğrul'un kuyruğuna takılıp da başımıza nice belalar getirmeyesin. Bugün bu pazarda malımızı, hayvanlarımızı satabiliyorsak bunu Simon'a borçluyuz. Yoksa Ertuğrul'un obası gibi açlıktan nefesimiz kokardı. Ertuğrul bugün var, yarın yok. Ama Simon her daim bu pazarın başında kalacaktır. Abi. Simon'la bir olup obamızın rızkını çaldığın doğru mu abi? Bunu aslan mı dedi sana? Yarın iki oba bir olup büyük bir iş yapacak abi. Hepimizin buna ihtiyacı var. Sakın, ama sakın ardımızdan bir iş çevirmeyesin. Abi. Zalimler yanı başımda cirit atarken ben siyaseten beklemek zorundayım. Ağır gelir. Zul gelir bana. Düşmanın gözlerine bakıp vakti gelene kadar o pusatı kınından çıkarmamaktır maharet. Düşmanın da alt edilmesinin bir vakti vardır elbet. Düşmandır seni yiğit eyleyen, aslan eyleyen. Pusatım ne vakit kınından çıkıp zalimlere dünyayı dar eyleyecek? Zulüm de türlü türlüdür evlat. Kılıcın zulmüne pusat dur der. Hilenin zulmü tuzaklarla, akçanın zulmü de akçayla bitirilir. Beyin mahareti, şeytanın sağdan mı soldan mı yaklaştığını iyi bilmekten geçer.
Beylik meşakkatli yükmüş. Kuyuya bırakılan Yusuf'la ataşlara atılan İbrahim, çilelere neden maruz kaldı sanırsın? Kuyu olmasaydı Yusuf, çile olmasaydı insan insan olmazdı. Ademoğlunun imtihanı da türlü türlüdür. Kimi kuyudan Yusuf çıkar, kimi de huzurdan şeytan olur, kovulur. İmtihanın çetindir evlat, çetin. Beylik makamı için hilelerle tanışıp adaletin kıymetini bilmen gerek. Tuzaklara düşüp oyunları bozmayı öğrenmen gerek. Vefasızlığı, ihaneti yaşayıp sadakati, samimiyeti idrak etmen gerek. Sonra düştüğün kuyudan çıkar, kendi mülkünün sultanı olursun inşallah. Rabbim yar ve yardımcın olsun. Rabbim bileğine kuvvet, gönlüne cesaret ve aklına berraklık versin. Ya Rabbi, çıktığımız gaza yolunda tuzakları bertaraf eyle. Düşman karşısında uyanık olmayı nasip eyle. Ya Rabbi, pusatımıza Zülfikar kudretini, yüreğimize Hazreti Ali cesaretini ver. Kardeşliğimizi, birliğimizi, dirliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme. Yalnız senden yardım diler, yalnız sana boyun bükeriz. Bizi sensiz bırakma Allah'ım. Büyük gün geldi abi. Bizim için büyük gün Kudüs'ü Müslümanların elinden temizlediğimiz gündür. Süleyman'ın tapınağını ihya ettiğimiz gün. Senin gibi şövalyeler oldukça o gün yakındır. Birazdan kadim düşmanımız Ertuğrul gelecek. Bazen düşmanlarımız en yakın dostlarımız olabilir. Onlarla iş yapmak zorunda kalabiliriz. Kilimhane açma teklifini kabul edecek misin? İyi bir teklifte bulunursa neden kabul etmeyeyim? Ural bu işe köpürecek. Güzel. O zaman ortalık karışır. Biz de bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Maria Turgut'un yanından ayrılmaz olmuş. Herhalde gönlü düştü Yiğit'e. Turgut'u yaralı bulup getiren Maria mıydı? Yanında Filip de varmış. O vakit hançeri ikisinden biri bulmuş olabilir. Bunu mu diyorsun yani? Maria oynak hatundur. Aklı çalışmaz öyle şeylere. Hem nereden bilecek Batuhan'ın hançerini? Bu işte olsa olsa Filip'in parmağı vardır. Eğer Filip'in işiyse de... Simon'un da bu işte parmağı vardır. Hiç şüphen olmasın. Dediğim hırsızları ayarladın mı? Hiç zor olmadı. Üzerindeki kesede kıymetli taşlar var demem yetti de arttı bile. O vakit... Tekrar geleceğim.
Seni hep bekleyeceğim Ural'ım. Yeter ki sen beni sensiz bırakma. Gözü karartmıştır. İsa aşkına, Muhammed aşkına şu fakire bir sadaka. Kuşlar üstadın balkonuna tünediğinden beri kargalar iyice azgınlaşır oldu. Tanrı ve tüm azizleri yanınızda olsun yiğidim. Allah inananları ve onun uğrunda cenk edenleri korusun ihtiyar. Turgut'u görmek isterim. Ha, anladım, anladım beyim. Beyim, önce işimizi halledip sonra uzun uzun görsek olmaz mı beyim? Ben de kardeşimi özlemişimdir. Lakin içeride bizi ne bekler bilmez beyim. Ertuğrul Bey, hoş geldiniz. Hancı Simon da sizi bekler. İyi vakit. Toparlarsın. Haddini bilmez bir sarhoşun marifeti beyim. Haddini bildirmişsindir o halde. Beyin mahareti, şeytanın sağdan mı soldan mı yaklaştığını iyi bilmekten geçer. Ben Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Tüm alemi cihan bilsin ki rızkıma tasallut eden köpek cezasını çeker.
Kaldırın bu iti. Simon. Mekanında hırsızlar cirit atar, senin ruhun duymaz. Bazen en güvendiği yerinden hançerlenirmiş insan Ertuğrul. Sen de kilimlerini koruyamadın hırsızlardan. Frenklere borçlandım. Biz buraya herkese rızk olacak bir iş için geldik. Lakin görürüm ki içinizde yaralarınız var. Şu masaya oturup el sıkışırsak... bilirim ki işimiz o yaralarımıza merhem olacak. Uzatmanın manası yoktur Ertuğrul Bey'im. Simon. Ertuğrul Bey. Senin gibi dürüst bir adamı... Aliyar gibi kıymetli bir beyi kırmak istemem. Buyur Ertuğrul Bey, soframı onurlandır. Jandarma ile konuşup mutabık kaldığınız meselelerin hepsini Simon'a anlattım Ertuğrul Bey. Ne istersin Simon? İlk önce az önce yaşanan tatsız hadiseden ötürü beni affetmeni isterim. Bu bizim nazarımız olsun. Yeni çıkacağımız yolda bizi kötülerin, fesatların şerrinden korusun. Eyvallah. İşi yapacak tüm ortakları bir araya getirip el sıkışmalarını istedim. Candar Bey'in ve sizin talebiniz benim için gayet yerinde ve makul. Anlarım ki iki tarafta anlaşmış. Bize hayırlı olsun demek düşer. Gayrı bundan sonra bu işlerle kardeşim meşgul olacaktır. Şimdi ne edeceğiz beyim? Onlara Ural'ın kim olduğunu göstereceğiz. Vay! Turgut Alp. Ertuğrul Bey'in açtığı yaralar nasıl oldu? Yaralarım iyidir. Lakin o artık benim beyim değil, senin ortağındır. Gayrı sen düşün açılacak yaralarını. Ne demek istersin? Bir kez avına tırnaklarını geçirdi mi... etini koparmadan bırakmayan kurt gibidir Ertuğrul. Ava çıktı mı... asla boş dönmez. Hele bir de sürüsüyle çıkarsa... gittiği yerde... avma bırakmaz. Daha açık konuş. Demem o ki... ayağına denk at derim Ural Bey. Benim gibi seni de beter eder bilmiş ol. Bir ara seninle uzun uzun sohbet edip şu tecrübelerini dinlemek isterim. Eyvallah. Gayrı yerim burasıdır. Beklerim.
Konstantinopolis'i yakıp yıkan Papa'nın itlerine, kuzeyden gelen nice barbarlara karşı dimdik durdum. Bu uğurda oğlumu, karımı, nice adamımı kaybettim. Bu pazarı dişimle tırnağımla kazıyarak kurdum Ertuğrul Bey. Gördüm ki en zor şey insanın yanında güvenebileceği yiğit ve dürüst bir adam bulmakmış. Ben de yıllardır obamla diyar diyar gezerim. Girmediğim cenk, görmediğim hainlik kalmadı. Kestiğim düşman kellelerinden kale olurdu. Ben de şunu gördüm ki bu diyarlarda neredeyse kimseye güvenilmez. O yüzden pazarın içinde kadınlarımızı alplerim koruyacak. O yükün altına zaten girme. Siz Türkler savaşmayı bizim altını sevdiğimiz kadar seversiniz. Savaş sizin olsun, altınlar da bizim. Gün gelecek, keselerimiz altınla dolacağına, keşke pusatlarımız iş tutaydı diyeceksiniz. Huzurumuzu bozmayalım Ertuğrul Bey. Anlaşmanın tadına varalım. Maria, masayı donatalım. Aman şarap gelmesin. Müslüman misafirlerimizi gücendirmek istemeyiz. Ural Bey bu işe biraz bozuldu ha Ali Yer Bey? Sanmam. Ural Bey ticarette mahirdir. Aklını kullanacaktır. Görürüm ki borcunu ödemeden ziyafet çekersin Ertuğrul Bey. Borcum borçtur Ricardo. Hanıma girip bizzat masama gelip misafirlerime hesap soramazsın Ricardo. Altınlarını mı istiyorsun? Filip, ona altınlarını ver. Alacağın kalmadı Ricardo. Bundan sonra borcun banadır Ertuğrul Bey. Kilimhane çalıştıkça yavaş yavaş ödersin.